Antaş'ın sunduğu yeni arayışlar başlıyor. Efendim şimdi burada bugün bulunma nedenimiz Antalya'da önümüzdeki Ocak ayında düzenlenecek 17-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek iki önemli etkinliğin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan dev bir organizasyon var. Bu organizasyonun sizlerle paylaşımı için burada bulunuyoruz. Gıda ve otel ekipmanları ayrı ayrı fuarlar halindeydi. Sevgili Murat Özer'in katkılarıyla bu yıl bu iki etkinlik, iki önemli etkinlik Türkiye açısından çok önemli olan biri turizmi, biri gıdayı temsil eden iki etkinlik bir araya getirildi ve belki işte Türkiye'nin önümüzdeki süreçte markası olacak, fuar markamız yok diyoruz ya, markası olacak bir etkinliğin yolu açılmış oldu. Bu çalışmayla ilgili bilgilendirme toplantısı. Öncelikle ben Bursa'dan bu etkinliğe katılan tüm meslektaşlarımı ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili sevgili Atilla Bey'e de bu etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir sevgili başkanım, sizin için de uygunsa biz önce bir etkinlikle ilgili tanıtımlarımızı kısa kısa yapalım. Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum Murat Özer'in Antalya'ya gidişini, yılın transferi olarak değerlendiriyorum. Fuarcılık sektöründe gerçekten Murat Özer çok farklı fuarları markalaştırmış önemli bir isim. Antalya'ya transfer oldu. Antalya'da da çok önemli aktiviteler yapıyor kısa sürede. Çok önemli noktaya getirdi ANFAŞ'ı. Bu fuarların birleştirilmesi ve yeni konsept de bunun bir parçası. Bakalım bize neler söyleyecek hem fuarcılıkla ilgili hem Antalya'daki bu önemli etkinlikle ilgili. Sevgili Murat Özer, buyurun, söz sizin. Ben Bursa Anadolu Lisesi mezunuyum. 89 Bursa Anadolu Lisesi mezunuyum. Yani ben de aslında sizlerden biriyim. Tanımayanlar varsa da tanışmış olalım böylece. Ben size birazcık fuarların şehre katkısını, yani fuarların şehir ekonomisine katkısıyla başlayacağım genelinde. Oradan da ANFAŞ'ın düzenlediği fuarlara özele gitmek istiyorum. Birinci slide benim gerçekten en çok sevdiğim slaytlardan bir tanesi. Uluslararası fuarların ülke ve şehir ekonomisine katkısını gösteriyor aslında. Fuar döneminde fuar için gelen ziyaretçi veya katılımcının harcamış olduğu her 100 avrodan 85'i şehre giderken yalnızca 15 avrosu fuar alanında kalıyor. Şimdi sizin 2016 yılında yaklaşık burada 7-8 tane, 2017 yılında 7-8 tane fuarınız vardı. Önümüzdeki dönem, yani 2018 yılında 20'nin üstünde fuara ev sahipliği yapıyor olacak Bursa. Burada Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay Bey'in de bu konuda çok fazla çalışmaları var. Gerçekten ben kendisini sektörden daha evvelden tanıyorum. 10-15 yıllık bir geçmişiniz var İbrahim Bey'le. İhracatçılar Birliği zamanında bir fuar sevdalısı olarak Bursa'yı da fuar şehri yapmak için uzun dönemlerdir çalışıyor. 2018 yılında Bursa'nın ekonomisi bundan ciddi anlamda nemalanacak. Yani ekranda gördüğünüz gibi harcanan her 100 avrodan 85'i şehre giderken 15 eurosu buradaki fuar alanında kalacak. Yani fuarcılık hem turizmdir hem de endüstridir diyoruz. Burada küçük bir hesap yaptık. Bir 10 bin kişinin şehrin dışından geldiğini ve konakladığını düşünerek bu hesap yapıldı. Bunları ziyaretçi olarak adlandırdık. 1500 kişi de stand kuran firma sahipleri ve firma çalışanları olarak hesapladığımızda, yani 11.500 kişi bir fuarı ziyaret ettiğinde şehre direkt katkısı, işte katılımcının 200, ziyaretçinin 150 euro harcadığını düşünürseniz, katılımcının 1,5 milyon avroluk, ziyaretçinin ise 4,5 milyon avroluk katkısı var bir 5 günlük sürede. Yani toplamda 6 milyon avroluk bir katkı var. Siz de aslında şu anki ekrandaki tabloya Bursa'nın fuarları çok yaklaştı. Çünkü ekrandaki tabloda 18 ay fuar hesabı vardır.
Önümüzdeki dönem 20'nin üstünde fuar var Bursa'da. Baktığınızda 6 milyon euroyu, yani 2 haftada çarparsanız, ayda 2 fuar hesabı, 9 ay kış sezonunda düşündüğümüz, hani okulların kapalı olduğu dönemdeki sezonda fuar yapıldığını düşünürsek 108 milyon avroluk bir katkısı var. Burada sizde uçak olmayacak, fakat uçağın yerine işte İDO ve diğer otobüs masrafları, konaklamalar gelecek. Bunun çarpan çoğaltan etkisi, yani şehirde harcanan para, otellerde bırakılan para, restoranlara bırakılan para, hediyelik eşya dükkanlarına bırakılan para, bunları 8 olarak düşündüğümüzde, ki bu bir gerçek veridir, yani sektörün çarpan çoğaltanı 8'dir, 1.6 milyar avroluk bir ekonomik katkıdan bahsediyoruz. Neden Antalya? Antalya'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi İstanbul'dan sonraki Türkiye'deki uluslararası hava sahasına, hava erişimine en çok ulaşabilir olması. İkincisi yatak kapasitesinin çok yüksek olması, iklim şartlarının çok iyi olması, özellikle fuar alanının hem şehir merkezine hem de havalimanına çok yakın olması. Bu arada biz yeni bir fuar alanı yaptık. Gelenleriniz var biliyorum daha evvel, geçen sene. 40 bin metrekarelik net bir fuar alanı var. Tek ayak, tek düzey. 20 bin metrekarelik de eski dediğimiz alt kat var. Toplamda 40 artı 20, 60 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip yeni alan. Geçmiş dönemlerdeki bu rakam bunun 20 idi. 20 bin metrekare tek alan vardı, 20 de aşağıda vardı. Dolayısıyla iki fuar eş zamanlı yapmamıza teknik olarak mümkün değildi. Yenileyen, büyülenen yapısında iki fuar eş zamanlı yapma şansımız doldu. Biz de tabii bunu kullanarak her iki sektöründen birbirinden etkileşim sağlayarak sinerji sağlayacağına inandığımızdan dolayı her iki fuarı eş tarihli aynı çatı altında bu sene düzenlemeye karar verdik. Aslında biz karar vermedik, bunu sektöre sorduk. Sektöre dediğimiz katılımcılara sorduk. Ey katılımcılar, siz bunları eş zamanlı mı düzenlemek istersiniz, yoksa birbirinden farklı işte bir ay arayla mı düzenlemek istersiniz dediğimizde yaklaşık %83'lük bir kesim bunları birlikte düzenleyin dedi bizde. Biz de katılımcının sesini dinleyerek iki fuarı eş zamanlı yapmaya karar verdik. Bu arada fuarla beraber salonda 15 tane kongre ve konferans salonu mevcut. Bunlar farklı farklı büyüklükteler. İşte 1000 kişilikten tutun 50 kişiye kadar olan farklı farklı salonlarımız mevcut. Şimdi fuarların özeline baktığımızda geçen sene Reebok %50 oldu. Yani bizim için çok önemli bir rakam. Reebok şu anlamı ifade ediyor. Fuarı kapattığımız gün bir sonraki fuarın satışına başlarız. Fuarın son günü, pazar günü. Eğer bu rakam Türkiye şartlarında %15'in üstündeyse o fuar başarılı değerlendiriliyor. %15 üstündeki rakam gerçekten fuar katılımcısının memnuniyetini ifade ediyor ve fuarın başarısının daha da iyi olduğunu görebiliyorsunuz burada. %15'tir buradaki kriter, Reebok kriteri Türkiye genelinde. Birine baktığımızda %35 var, diğerine baktığımızda %50 var. Bu şu anlama geliyor. Fuar katılımcısı 365 gün önce bir sonraki fuarın sözleşmesini imzalıyor. Yani Türkiye'nin ekonomik riskini alıyor, Türkiye'nin politik riskini alıyor. 365 gün sonra gerçekleşecek olan fuarın sözleşmesini imzalıyor ve size belgelerini veriyor, çekini, senetini veriyor. Ha, bu oran otel ekipmanlarında %50'ymiş, gıdada da %35'miş. Bugün itibariyle fuara yaklaşık 2,5 ay var. Otel ekipmanları 7280 metrekare. Geçen sene 8000 metrekarede açılmıştı. Geçtiğimiz 30 Ekim rakamıyla bu seneki 30 Ekim'i karşılaştırdığımızda yaklaşık %30 daha öndeyiz satışlarda. Food product'a baktığımızda, gıdaya baktığımızda da geçen sene fuarın açılışı 4800 netti. Bu sene geçen sene açılış rakamını geçmiş durumdayız. Daha fuara 3 ay var. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki geçen sene bizim yapmış olduğumuz ziyaretçi ve alım heyeti çalışmaları doğruymuş. Çünkü fuar katılımcısının en büyük beklentisi doğru ziyaretçiyi fuar alanında görmek ve ticaretini arttırmak. Biraz bakalım ziyaretçi neler yapmışız. Buraya tekrar geri döneceğim. Geçtiğimiz sene yapılan ziyaretçi çalışmalarıyla 17 farklı ülkeden, ki 2016 çok zor bir seneydi.
15 Temmuz'un arkasındaki süreçti bu süreç. 17 farklı ülkeden biz ziyaretçi ve alım heyeti getirmeye başarmışız Antalya'ya. Bu da bize şunu getirdi. Bugün itibariyle yeşil gördüğünüz alanların tamamı satıştır. Kavun içi veya pembeler opsiyondur. Onların da birer hafta 10 günlük opsiyonu vardır. Boş dediğimiz alanlar, hani satışa açık alanlarda şeylerdir. Şu kareli olan alanlardır. Yani şurada, şurası gıda bölümdür. Yaklaşık bir 10 tane standımız var gıdada boş. Burası da otel ekipmanları bölümdür. Burada da bir 12 tane, 13 tane alanımız var. Yani alanın %85'i, büyüyen alanın %85'i bugün itibariyle dolmuş durumda. Bu da geçtiğimiz senenin aslında ziyaret çalışması başarılı olduğunu gösteriyor. Ha, bu başarının arkasında ne vardı? Hemen detayına girelim. Bugün itibariyle ANFAŞ'ta 7 dil konuşuluyor. Özellikle gıda ihracat öncelikli bir fuardır. Gıda üreticileri şu anda hedefleri dolayı ihracat pazarlarıdır. Yani yurt dışı pazarlarıdır. Biz şu an itibariyle ANFAŞ'ta 7 dil konuşuyoruz. 7 dil konuşurken de bu 7 dili çok stratejik anlamda değerlendirerek seçtik. Tabii ki Avrupa devletlere her ne kadar oradaki politik durumumuz çok iyi olmasa da İngilizce, Almanca ve Fransızca bizler için çok önemli. Çünkü hala ihracatın %40'ını biz Almanya yapıyoruz Türkiye olarak. Ama diğer yandan çıkışta olan pazarlar var ki bunlardan bir tanesi İran. Rusya ile ilişkiler düzenlendi. Tekrar işte geçtiğimiz hafta biliyorsunuz domatese de en sonunda evet dedi. Bu arada Afrika coğrafyası, Arapça ve İtalyan marketinin gıda sektörü için bir çıkış kapısı olduğundan dolayı İtalyancayı bu seneki diller için aldık. Yani ekranda baktığınızda 7 dili konuşuyor şu anda tanıtım, ANFAŞ tanıtım bölümü. Baktığınız, ekranda gördüğünüz 7, kırmızı ile olan ülkelerde de bugün itibariyle ajentalarımız var. Geçen sene bunlar yoktu. Yani Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Irak, İran, Sırbistan, Tunus ve Litvanya'da ajentalarımız mevcut. Pembe gören renklerde de Estonya, Finlandiya, Hindistan, Kazakistan, Kenya, Kosova, Mısır, Polonya, Özbekistan, Tayland ve Ürdün'de de anlaşmalar imzalandı. Bir tek oradaki sevgili ajentalarımıza biraz pazarlık yapıyoruz. Onlar işte Türkiye pazarını biraz riskli pazar gördükleri için komisyonlarını biraz fazla istiyorlar. Ama onun dışında prensipte el sıkışan ülkeler. Bu arada değil, dış ekonomi ilişkiler kurulu ANFAŞ ile işbirliği yapıyor. İran'dan alım heyeti getiriyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin alım heyeti programı var. Bizi destekliyor Ekonomi Bakanlığı ile beraber. Bulgaristan, Filistin, Tunus, Kosova, Umman, Kırgızistan ve bu sene bunlar ek olarak Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin alım heyetleri arasında gelecek. Bir de bizim BAKA'mız var, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, valiliğin altında çalışmalarını sürdürüyor. Burada da Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen ve Kazakistan alım heyetleri geliyor olacak. Baktığımızda geçen seneki olan 17 ülkeyi biz bu sene 25'lere zorluyor olacağız. Yani yeni pazarları özellikle gıda sektörü için Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii bunun bir de yurt içi ayağı var. Her ne kadar ihracat şu anda bizler için çok önemliyse 81 ilde halihazırda devam eden bir yurt içi pazarımız var. Burada da Trofet, Aptop, Hoyt'la işbirliklerine girerek her iki fuarında 81 ilde tanıtımını yapıyoruz. Onların üstünden 81 ildeki lokantacılara, 81 ildeki otellere ulaşıyor. Onların alım heyetlerini fuarda, yani 17-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da katılımcılarla buluşturuyor olacağız. Tabii burada TESK, Türkiye Lokantacılar Federasyonu ve TOP bize gerçekten destek veren tüm kurumlar arasında en öne çıkanlar. Yalnızca bunlar değil ama bunların çalışmaları gerçekten hummalı bir şekilde çıkıyor ve gerçekten büyük katkıları var. TAFED'de Türkiye Aşçılar Federasyonu ile geçmiş sene yapmış, geçen sene başlattığımız bir ortak çalışma var. Bize 81 ilden farklı farklı tatları fuar alanına getirdi ve orada çok güzel bir ağırlama yaptı uluslararası müşterilerimize. Yine bu sene uluslararasından Michelin yıldızlı aşçılarla Türk yıldızlı aşçılarımızı bir araya getirerek Türk lezzetlerini
Michelin yıldızlı aşçılara yaptırmayı hedefliyoruz. Bu da aslında Türk mutfağının uluslararasından açılımına katkı verecek olan bir proje olduğundan dolayı, ona inandığımızdan dolayı aslında bir nevi sosyal sorumluluk projesi gibi değerlendirdiğimiz bir proje. Onda da birlikte çalışmalarımız var. Bunun dışında burada yapmış olduğumuz road show gibi, yani sizlerle beraber buluşup bunu Bursa basın yoluyla Bursa'daki firmalara duyurmak gibi 24 farklı ilde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu illeri sektörle beraber belirliyoruz. İşte şu ana kadar Ankara'yı yaptık, İzmir'i yaptık, Kayseri'yi yaptık, Kocaeli'ni yaptık. Bunları yaparak devam ediyoruz. Amacımız da şeye kadar, fuara kadar 24'ü tamamlamak. Şimdi Anfaş'ın ödeline baktığınızda fuarların dışında Anfaş'ta neler oluyor? Biraz onu kısaca değerlendireyim. Geçtiğimiz yıl Anfaş'ta toplam 9 tane fuar düzenlenmişti. Bunların ikisi Anfaş'ın kendi yaptığı fuarlardı. 7 tanesi alt kiralamaydı. Bu sene 5 tane fuar, yani 2017-2018 sezonunda Anfaş 5 tane fuara kendi düzenli olacak. Onun dışında 22 tane fuara da alt kiralama olarak diğer organizatörlere kira verecek. Bu da tekrar ilk baştaki slide'da hatırlarsanız fuarların şehir ekonomisine katkısından bahsetmiştik. Kış sezonunda şurada en altta rakamı görüyorsunuz. Bu fuarlarla beraber kış sezonunda Antalya'ya toplam 1,5 milyonun üstünde fuar ziyaretçisi getirmeyi hedefliyoruz. Hani bunu neden söylüyoruz? Buradaki bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi şu katkıyı şehre sağlamak. 1,5 milyon ne ifade ediyor? 2014 yılında yaz sezonunda, yüksek sezonda Antalya'nın rekor kırdığı bir ziyaretçi kitlesi vardı. Rus ziyaretçisi. Yani tarihinde en çok Rus turisti ağırladığı yıl Antalya'nın 2014 yazıydı. Uçak düşmeden önceki dönemdi. 1,5 milyon Rus turistini ağırlamıştı ve ciddi anlamda o rakam 4 aylık süredeki sıcak sezonda dediğimiz, yani Mayıs'tan Eylül'e kadar olan rekor yılda toplam biz 1,5 milyon Rus turisti ağırlamıştık ve tarihe geçmiştik. Şimdi tekrar en son slide'a baktığımızda biz bunu Anfaş'la kış sezonunda, ölü sezonunda yapmayı hedefliyoruz. Ve bunların hepsinin sözleşmeleri imzalandı ve bunlar şu anda yapılmaya başladı. Yani şu ana kadar 27'nin 7'si gerçekleşti. İlk kez olarak gerçekleşen fuarlarımız var. Önümüzdeki haftaya pek var. Onun arkasında Growth Tech var. Ayda neredeyse 2 fuara koşuyor şu anda. Görüştüğümüz fuarlar da var. Yani organizatörler de var. 30 fuara koşuyor demek yanlış olmayacaktır. Çünkü şu altta mavi olarak gördükleriniz bir 8-9 fuar şirketiyle beraber hala görüşüyoruz. 27'sinin sözleşmesi imzalandı. Bu 26 ve 27'nin sözleşmeleri de geldi. 30 fuara koşuyor Anfaş bir sezonunda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başkanım teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili Murat Özer. Her 100 liranın 85'i turist olarak, yani fuar ziyaretçisi olarak harcanan her 100 liranın 85'i kente kalıyor. Bu da önemli, kentin zenginleşmesi açısından çok önemli diye düşünüyorum. Hem sektörü hem de etkinliği değerlendirmesi için Hüseyin Yılmaz'a söz vermek istiyorum ben. Biraz onlar farklı açılımlar yapıyorlar bu sene. Özellikle Anfaş'ın başlattığı girişimle her yerde biz böyle bu kıyafette dostlarımızı görüyoruz. Onların resmi kıyafeti ve çok önemli şeyler söylüyorlar. Evet, Türkiye gerçekten lezzet diyarı bir ülke. Ama o lezzetleri hayata geçirecek insanların öne çıkartılması da çok önemli. Buyurun, söz sizin Hüseyin. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Adım Hüseyin Yılmaz. Bu otelin aşçısıyım. Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Sekreteriyim. Biz de geçen sene başkanımız Yıkarçık Gözlü Murat Bey'in yapmış olduğu ortak anlaşmaya istinaden biz de Anfaş Fuarı'na 2 yıldır, yani hep gidiyorduk da 2 yıldır tam olarak içinde bulunuyoruz. Geçen sene bölgesel ikramlar bulunmuşturduk. Bu yılda
yurt dışından gelen şeflerimizle beraber kendi ülkemizin yetiştirdiği ürünleri gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Bizim için olumlu bir şey, gelen misafirler için de olumlu bir şey. Güzel, heyecanlı oluyor. 3 gün boyunca güzel tatlar tattırıyoruz gelen misafirlere, özellikle yabancılara. Onun için Murat Bey'e ve hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bursa Ticaret Bursası Yönetim Kurulu görevi başladığı günden itibaren Bursa'nın sanayi kenti olmasının yanı sıra büyük bir tarım, hayvancılık ve gıda kenti olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla çok ciddi üretici firmalarımız var, üyelerimiz var. Bizler bu ANFAŞ vasıtasıyla bu fuarda üyelerimizin katılımları konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Üyelerimiz bu pazarda yer almalılar diye düşünüyoruz. Başarılı bir fuar organizasyonu olacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle de teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belirlenecek biliyorsunuz. O da şu anda vekili. Onun başkanlığının yolu açılmış olur. ANFAŞ'ın çok değerli yetkilileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, benden önce konuşmalarını yapan çok kıymetli büyüklerimiz, değerli basın mensupları, ben de sizlere saygı ve sevgiyle selamlar, şükranlarımı arz ederim. Bildiğiniz gibi Bursa şehrimiz ekonomiye katma değer sağlayan birçok sanayi kuruluşları, üretim yapan tesisler ve ticari işletmelerle ekonomiye değer katan ve bununla birlikte tarihi, doğal ve güzelliklere sahip, nitelikli iş gücüne sahip bir şehirdir. Bursa şehrini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, burada gelen firmaların hem üretimlerini yapabileceği, hem satış ve pazarlama noktasında hem de lojistik açıdan avantajlı bir konum olması ve nitelikli, kıymetli bir iş gücüne sahip olması. Aynı şekilde şehirleri ön plana çıkaran, bunların yanında fuarcılık hizmetleri de önemlidir. ANFAŞ'ta Antalya'da fuarcılık hizmetleri yapan ve 2018 yılında 2 tane farklı sektörde fakat birbirleriyle alakalı sektörde bu fuarcılık hizmetini yerine getirecektir. Tabii hepimizin bildiği gibi Antalya hem yaz hem kış sezonunda fuarlara ev sahipliği yapan, ülkemizdeki turist gelirinin, turizm gelirinin büyük bir kısmına tek başına yüklenen bir şehrimizdir. Ben burada bu gerçekleşecek fuarların hem ekonomiye değer katacağına, aynı zamanda da bu fuarlar vesilesiyle ülkemizin uluslararası arenada bir konumunun daha da artacağını ümit etmekteyim. Teşekkür ediyorum. Yani ilk yıl ve ikinci yıl fuar yatırım yapmanız gerekiyor. Yeni bir fuar başlatmışsanız bunun bir yatırım süreci var. Ve bu her yatırımda sonunda kendine dönecek veya bu iş tutacakmış gibi bir şeyde hesaplamamak lazım. Şimdi fuarcılar bir şeyle geldiklerinde bunu 3 yıl ve 5 yıl olarak planlamalılar. 3 sene siz belli bir şekilde yatırım yapıyorsunuz. O yatırımının sonunda artık o fuar büyüyüp hem işte yatırımcısını, hem katılımcısını, hem de ziyaretçisini mutlu etmeye başlıyor. Şimdi ben fuar takvimine baktım buraya gelmeden önce. Çünkü kendim de Bursalı olduğum için hani ne yapıyor ya Bursa bakalım falan dedim. Çünkü bir dönemde işte biraz evvel de söyledim. Bursa Ticaret Sanayi Başkanımızla beraber İbrahim Burkay'la Almanya fuarlarına, Hannover'e çok fazla heyet götürdük. Benim bir evvelki şirketim Hannover Messe'ydi. Biliyorsunuz dünyanın en büyük fuar şirketi. O dönemde hatta ilk başladığımız dönemde bu ev tekstil fuarında İbrahim Bey'le beraber, o zaman İhracatçılar Birliği Başkanı'ydı. Daha BTSO'nun başına gelmemişti. Bursaları biraz dışlamıştı İstanbul'dakiler. Etetsiyat grubu. Fakat başkan orada birçok riski alarak Bursalı tekstil firmalarına organize ederek
yaklaşık bundan 10 sene evvel de bahsediyorum. Türkiye'nin en büyük tekstil fuarına Bursa grubunu sokmaya başardı. Bu bir vizyondu, bu bir gerçekten her şeye rağmen yapılan bir şeydi. İstanbul'un direncine karşı yapılan bir şeydi. Şimdi buraya gelirken ne yaptım? Tamamen rakamlara baktım. Hani alanda kimler var, kimler var diye baktım. TÜYAP'ın dışında 4 oyuncu daha gördüm ben alanda. Yani TÜYAP'ın dışında 4 farklı fuar şirketi 2018 yılında fuar düzenlemeye başlıyor. Bu bir girişimliktir. Şimdi bakın biz de geçen sene bir sene evvel 9 fuar düzenliyorduk. 7 alt kira vardı. İkisini biz yapıyorduk. 9'du. 9'dan 27'ye 16 ay içinde çıktık. Şimdi Bursa'yla örtüştürmemin tek sebebi bu. Ne yapıyor? Oyuncu sayısını arttırıyor. Yani TÜYAP'ın dışında 4 oyuncu daha fuar alanı içine sokuyor. Ve insanlar buraya gelip yatırım yapma riskini alıyor o yeni oyuncular. Ve sektör de o riski alıyor. Yani bu tabii ki biraz da sebat işi. Geldiler, ilk yaptıkları fuarda tutacak anlamına gelmiyor. Eğer yurt içi ziyaretçi çalışmasını birçok fuar şirketi bu kadar yapar. Tamamen katılımcıya odaklanır. Paraları katılımcılardan toplar. İlk sene çok güzel karlar yapar. İkinci, üçüncü, beşinci seneyi düşürmez. Çünkü adamın amacı şehir ekonomisine katkı sağlamaktan daha ziyade kendi cebinin ekonomisine katkı sağlamaktır. Eğer fuar şirketleri, bizim de var buna benzer fuar şirketlerimiz, önce kendi cebini düşünen, kısa dönemli karlar düşünen şirketler var. Aslında yanlış yapıyorlar yani. Kendi cebini düşünmekle de yanlış yapıyor. Çünkü bir kere yapıyor, bilemez ikinci kez yapıyor, olayı öldürüyor. İkinciden sonra kimse katılmıyor. Eğer buraya gelen fuar şirketleri orta ve uzun dönemli planlar yapıp, yurt içi ziyaretçi, yurt dışı ziyaretçi bunları önemseyip buralara bütçeler aktarır ve bunları yaparsa 2-3 sene üst üste 5-6 tane sektör var Bursa için. Bursa'nın bu sektörlerde lider olmaması, Türkiye için de konuşuyorum, mümkün değil. Hayvancılık bunlardan bir tanesidir. Otomotiv yan sanayi bunlardan bir tanesidir ki Bursa'dayım. Bundan dolayı hani bildiğim için söylüyorum. Bunun gibi birkaç daha sektör var. Yani ben şeyi yönlendirmiş olmayayım diye o sektörlerin adlarını söylemek istemiyorum çok fazla. Ama Bursa'da bu potansiyel var. Önemli olan oyuncuların uzun dönem kurgu sağlaması. Burada şey de çok önemli tabii. Fuar alanı işletmesinin uzun dönem oyunculara destek vermesi çok önemli. Ama lokasyon çok kötüyse fiziksel koşulları. Bursa mı? Fuar alanı mı? Bursa'nın fuar alanı. Ha, o düzeydir. Çok şeydir o ya. Ben size bir örnek vereyim. Bundan yaklaşık 4 sene evvel, 5 sene evvel Irak'a gittim. Irak'ın aşağısında, Bandar Abbas değil de, diğerinin adı neydi ya? Değil. Bağdat'ın biraz daha aşağısında, Basra. Basra'da oil gas show'a gittim. İnanın, kümesten bozmaca bir yerde bir fuar yapıyorlardı. İnsan güvenliği falan da öyle bir şey yok çünkü havalimanı iniyorsunuz Basra'ya. Ondan sonra özel havalimanı etrafı çevrilmiş, kuşatılmış. Oraya kadar sizi zırhlı araçlarla götürüyorlar. Ondan sonra zırhlı araçlarla iniyorsunuz. Özel taksiler var. Önden bir araç gidiyor silahlı. Siz ortadasınız, arkadan bir araç gidiyor. Yani yaklaşık bir 7-8 kilometrede böyle gidiyorsunuz. Yolda iki kere çeviriyorlar, pasaportunuzu silahlı insanlar alıyor, geri veriyor falan. Böyle bir fuara gittim. Alana bir geldim. Kümesten hallice. İnanın yani tek böyle bizim buradaki Mahmut'in falan yerleri var ya ondan daha iyi. Orada fuar yapıyor adamlar. Metrekaresini 550 dolara satıyorlar. Yer gök dolu. Neden mi? Adam şeyi başarmış. Katılımcıyla ziyaretçiyi buluşturmuş. BHP orada, Shell orada, OMV orada, tüm dünyanın oyuncuları orada. Alıcı orada, katılımcı orada, adam yapıyor. Önemli olan metan ikinci planda. Katılımcıyla siz ziyaretçiyi bir araya getirin. Adam ticaret yapsın, dama aksın umurunda olmaz. Fakat 5 yıldızlı yer verin adama. Otellerin lobisi gibi şıkır şıkır yer verin. Eğer birinci gün umduğu ziyaretçiyi bulamazsa o katılımcı, öğleden sonra vay haydinize. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Fırsat var. Bursa'da fırsat var. İlk adım atıldı diyor Bursa'da sevgili Murat hocam. Yani sonrası gelir mi gelmez mi o da şeye bağlı. Ziyaretçiyle
katılımcının iyi buluşturulmasına bağlı anladığım kadarıyla. Biz de burada öğreniyoruz yani. Tabii beyefendi orada bir kaygısı var. Ben ona da katılıyorum. Bunun yerel yönetimleri bunu kucaklaması lazım ki alanın şartları iyileştirilsin. Bir de kiralar mantıklı olsun ki yatırımcı daha kolay gelsin. Yani evet. Burası belediye, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası bu gibi kurumlar tarafından ele alınır, yönetilirse ticari kaygı olmadan yabancı veya yerli katılımcı daha rahat gelir Bursa'ya. Teşekkür ederiz. Bu sağlıklı yaşam hemen bir kısa sürede anlatılacak bir konu değil. Ben kitaplar alıyorum, okuduğum kitapları dağıtıyorum. Yolda, uçakta, havaalanında böyle hastalıklarını gördüğü zaman ya da obez, aşırı kilolu gördüğü zaman dağıtıyorum. Şöyle bir kitabın arkasına not düşüyorum. Sağlıklı ve uzun yaşamak para kazanmaktan zordur. Parayı kazanabiliriz. Zor şartlarda, hafif şartlarda öyle veya böyle karnımızı doyurabiliriz. Ama sağlıklı yaşamak bir disiplin işidir. Şimdi Rusya'dan buğday ithal ediyoruz. Kardeşim niye bu kadar yiyoruz biz ya? Neden spor yapmıyoruz? Biraz kendimize çeki düzen verelim, o zaman hastalanmayacağız. O zaman sağlık giderlerimiz otomatikman düşecek. Benim gibi beslenirseniz bu ülkede doktorlar size daha fazla hizmet eder. Hastaneye gidiyorsun, neyin var? Ayakta yazıyor reçeteyi, hadi güle güle. Yazıyor reçeteyi, hadi güle güle. O zaman doktorlar da bu işten muzdarip. Onlar da hastalarla birebir ilgilenmiyor. Toparlarsak, mesela okuduğum bir kitapta Amerikalı bir doktor, şimdiki eski bizim Anadolu'da yoz ineklerler, zayıf şimdiki ineklerin dörtte biri kadar. Verdiği süt 2,5 litre, 3 litre maksimum süttür. Şimdi ise inekler, bu inekler en az 3 katı. Bir ineğin tükettiği gıdayı şayet orada fasulye, nohut ya da herhangi bir bizim gıdalar tükettiğimiz gıda ekilirse 600 kişiyi doyurabiliyor. Şimdi devamlı üretim artık belli. Bu üretimler de tabii nasıl üretildi belli. GDO'lu dediğimiz okullar derin konu ama GDO'lu. İşte efendim ben bir Amerika'da bir belgesel izledim. Bir mısır tarlasında röportaj yapan kişi diyor ki bu mısırlara sinek konamaz diyor. Vallahi neden konmaz diyor. Bakıyor şimdi sinek geliyor dolanıyor gidiyor. Açıkladı. Mısır'da 40 tane gen varmış. Genin birini değiştiriyor. Hayvanlar içgüdüleri bizden çok önde. Hayvan onu genetik şey olarak atalarından gelen miras orada bir tuzak olduğunu düşünüyormuş, konmuyor. Ve o zaman da o mısır daha şey gibi, fabrikadan çıkmış gibi toparlarsa. Ben mesela mümkün mertebe dikkat ediyorum. Gıda, tahıllar. Bu ülkede mercimek üretiyoruz. Fasulye, nohut, bezelye, börülce, barbunya. Ben bunlarla besleniyorum. Bunlarda da B12 şeyi var, vitamini var. Bütün gıdalar var. Ben kendi kendime denek olarak bana B12 doktor arkadaşım et yemezsem şöyle olur, böyle olur. Et yemeyin demiyorum. Azaltın. Bakın yurt dışına ithal ediyoruz. Bu kadar çok tüketmeniz her şeyin fazlası zarar. İlaç, evet kalıntılar oluyor. Mesela bizim Almanya'da, ben orada yaşadığım için bir ilaçta 40 gün, 20 gün, 10 gün kullandıktan sonra pazara gelebilir. Ben kendim Antalya'da yaşadığım için bunu üzülerek söylüyorum. Çiftçiler bazıları, burada hepsini suçlamak istemiyorum, zar altında bırakmak istemiyorum. Kendi yiyeceklerine ona göre 2 gün önce ilaç yapıyor, bakıyor pazar fiyat yüksek, hemen toplayıp götürüyor. İşte bu buna insanların vicdanına baş başa bırakmak değil. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ciddi cezalar getirmek zorunda. O kadar ceza, şimdi Almanya'da ben orada yaşadım. Kırmızıdan kesinlikle geçmem. Ya burada bakıyorum sarıda sonuna. Şimdi ben de geçmiyorum ama arasında geçiyorum. Neden? Gören yok. Ama Almanya'da bir göz sizi görür. Bir halktan biri görür, plakanızı yazar verir. Polis de şart diye ceza yazar. Onun için Almanya'da böyle bir riski kimse göze alamaz. Gününde ilaç süresi geçince pazara getirir. Buradan Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ciddi önlemler almasını buradan duyuruyorum. Çok, rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Başkanım, yanıt vermek ister misiniz? Evet. Sayıcıya basın mektuplarım. Sizler de biliyorsunuz ki
Adalet ve Kalkınma Partisi kültüründe aday olmak yerine aday gösterilme daha çok işletilmektedir. Bu sebepten dolayı eğer genel merkezimiz, genel başkanımız, parti büyüklerimiz uygun görürse Bursa İl Teşkilatı da bu konuda hemfikir olursa tabii ki görev verildiği takdirde elimizden gelenin en iyisini yapma konusunda gayret ederiz. Teşekkür ediyorum. Bizim sindirim sistemimiz burada et ithal edildiği için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü o zaman insanlar et yemese, yeme deseniz bile alışkanlıklar değiştirmek, kaleleri yıkmaktır, yıkmaktan zordur diye bir filozof. Siz o zaman bunu lütfen araştırın. Ben diyorum ki et yemeye bizim sindirim sistemimiz müsait değil. Neden? Köpeğin mide asidi bizden 20 kat fazla. İki, ben et yemeye devam etseydim kalın bağırsak kanserinin şu anda Allah'ın huzurunda cennetteydim. Onun için et ben tüketmiyorum. Kesinlikle kabız oluyorsanız. Ama biraz tüketebiliriz. Biraz tüketebiliriz. Evet. Bakın ben diyorum siz tüketin. Ama kabız oluyorsanız kesinlikle tüketmeyin. Peki bu dediklerimi araştırın. Et evet. Bize peki bu hastalığı neden oluyor? Peki. Ette asidik gıdalar. Başkanım şöyle yapalım. Buyurun. İsim neydi efendim? Yeşilem Uzun Dere. Adaşsınız zaten. Bence kahve içirsiniz diye düşünüyorum. Evet başkan. Başka soru var mı arkadaşlar? Biz 2018 Ekim ayında ilk kez yani son 5 sene sonra ilk kez tekrarlayayım. Yaş, sebze, meyve ve lojistik fuarı düzenliyor olacağız Antalya'da. Anfaş ev sahibi yapacak. Bir katılımcımız yapıyor bunu. Bir organizatör düzenleyecek. Yaş meyve sebzenin yanında kurutulmuş meyve sebze ve dondurulmuş meyve sebze de var. Bu fuarın ana hedeflerinden bir tanesi bu sizin bahsettiğiniz sıkıntıyı yani 70-80 kuruşa satılmayan ürünleri 70-80 sente ihraç etmesine katkı sağlamak. 24 tane ülkeden de bir alım heyeti programı çalışmaya başladı arkadaşlar. Bunu da çok iyi biliyorum. Hani basın mensuplarından da bunu da rica ediyorum. Şimdiden 2018 Ekim ayında düzenlenecek olan yaş, sebze, meyve, kuru ve dondurulmuş gıdanın da içinde olduğu lojistikle beraber Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Neden? Eş zamanlı ya da birbirine çok yakın TÜYAP, CNR, Bursa, Antalya gibi 3-4 farklı İzmir farklı lokasyonda gıda veya çok benzeri kapsamlı fuarlar yapılabiliyor. Bu Türkiye'nin kanayan yarası. Biliyorsunuz ben Hannover Messe kökenliyim. Yani Hannover Messe'de 7,5-8 sene çalıştım. 6 senede Viyana'da, 7 senede Viyana'da kaldım. Yani Alman kültürünü fuarcıdan çok iyi biliyorum. Şimdi Almanya'da sistem şöyle işliyor. Özetinden gideceğim. Eğer bir eyalet bir fuar yapmaya karar verdiği andan itibaren eyalet ekonomi bakanlığı üstünden merkezi hükümete bildiriyor. Diyor ki ben işte Hannover'de tarım fuarı yapacağım diyor. Merkezi hükümet bunu değerlendiriyor, izin veriyor da vermiyor. Şimdi bizdeki durum böyle değil. Biraz hemen beyefendinin bir sorusu vardı. Onu aslında bu işin içine giriyor. Bizde rekabet kurulu ve rekabet kanunu isteyen herkesin istediği zaman, istediği yerde fuar yapmasına izin veriyor. Biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde, Türkiye Fuarlar Meclisi'nde bunu defalarca da tartıştık. Ben orada birkaç çalışma grubunda çalışıyorum. Ne yazık ki rekabet kanunu bu bir serbest ticarettir diyor. Adam ayın 3'ünde CNR'de yapar. 4'ünde eğer zamanında başvurusunu yapmışsa TOBA TÜYAP'ta da fuar yapabilir. Dolayısıyla sektör kırılıyor. Bunlar aslında ya da 1 sene CNR, işte 1 sene TÜYAP gibi ya da işte 1 sene CNR ile yapılır. Diğer sene Almanya'da yapılır. Amuga ile CNR takla attırır. Ha, bu arada işin en acı kısmı da Dubai'nin bizim fuardan çok sonra başlamasına rağmen dünyadaki üçüncü ligdeki pozisyonu, üçüncüsüdür şu anda dünyanın en büyüğüne oturmuştur. İşte Siyan, Anuga ve Dubai. Şimdi buradaki rekabet kanunu bu değişmediği sürece ne Türkiye Odalar Borsalar Birliği ne de sektör içindeki oyuncular bunu regüle edemezler. Çünkü ticari bir aktivitedir. Kimi için 100 lira yeterli bir rakamdır. Adam bir fuar düzenliyor, 100 lira cebine atıyor, Allah bereket versin diyor. Ne sektörü düşünüyor, ne gelecekle ilgili bir stratejisi var. Diğer yandan ben işte Bursa ile ilgili derken MÜSİAD, BTSO, Borsa, Belediye bu kurumlar fuar alanını alıp bunlar eğer işletirlerse bir ticari kaygı olmadan
şehir ekonomisine katkı vereceğim. 5 tane sektörde stratejik sektör seçeceğim ve 5 sektörde ben Türkiye'de bu fuarı yapacağım deyip sebat ederlerse 3 sene sonra, 4 sene sonra Bursa'da da, Antalya'da da buna benzer fuarlar, uluslararası olacak fuarlar işin içine girer. Hatta şeyi de söylemek istiyorum. Ticari kurumlardan daha ziyade bu işin %50'sinde belediye üstlenmeli. Hannover Messe buna çok iyi bir örnektir. Hannover Messe'nin %50'si Hannover Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. %50'si de Saksama Eyaleti'ne aittir. Yani %100 bir kamu kitidir. Kuruluş amacı da Hannover Eyaleti'ne ve Hannover şehrine ekonomik katkı sağlamaktır. Yani adamın ticari bir kaygısı yok. Hatta ben size bir üst noktada bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl bunu başkanla da konuşmuştuk. Şimdi bazı Türkiye'deki fuarlar dış güçler tarafından da engellenmektedir. Çünkü bugün 4 saat, 5 saat uçuş mesafesinde olan ülkeler fuarcılıkla birbirleriyle etkileşim halindedirler. Atıyorum, örnek vereyim. Türkiye'de bir gıda fuarı yükselişe geçer ise dünya ligine çıkmaya başladığı andan itibaren bundan 3 yer etkilenir. Siyal etkilenir, Hannover Dubai etkilenir ve Anubi etkilenir. Dolayısıyla Türkiye'de bu şirketlerin Türkiye temsilcilikleri Türkiye'de bazı fuarlar yaparlar. Siyal'in Türkiye'de temsilcisi var biliyorsunuz. Almanların Türkiye'de temsilcisi var biliyorsunuz. Ama adamın amacı burada bu fuarı yapayım da Türkiye ekonomisine katkı sağlayayım değil ki. Bu fuarı belli bir noktada tutayım. Ne ileri gitsin ne geri gitsin. Ama benim ana gemim, amiral gemim falan bir ülkede yürüsün. Bu bir devlet stratejisi. Adam bunu 1944'te kurmuş. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurmuş. Ve bununla dünyaya lider olmuş. Yani bunu bırakır mı? Bırakmaz. Mümkün değil. Bu birinci konuydu. Hani rekabet neden dünya ligine geldi? İkinci konu neden ambaş fuarları uluslararası katılımcı getiremiyor? Bu sene aslında getiriyoruz. Alanda gördüğünüz kırmızı yerlerde pavilyonlar var. İlki başardık. Fuar son 4 sene düşüşteydi. Sonuna kadar haklısınız. Son 4 sene düşüşteydi. Ben şirkete başladığımda ekonomik rakamları aldım, çıkarttım, baktım ne var ne yok. Son 4 sene yurt dışına ne kadar yatırım yapmışız. Yurt dışına yatırım derken ikidir bizim yurt dışına yatırımımız. Buyurun. Bunu ben bir şey söyleyeyim size. Buyurun. Ambaşla ilgili. Buyurun. Derse isim isim veririm. Hangi firmaların bu fuardan vazgeçtiğini. Var ben derse. Doldurulmuş ilaçların hiçbiri girmiyor. 2-3 tane var. Yeni kazandık. Yani büyük olanlar yok. Tabii ki. Son 4 sene vazgeçtiler. Tabii ki. İkincisi, sizin Ambaş fuarı başından itibaren Antalya'daki sezona endeksli bir fuardı. Bravo. Ve sizin Ambaş fuarı aynı zamanda full servise daha çok yönelik bir fuar. Doğrudur. Siz bunları birazcık stratejik olarak değiştirmeniz lazım. Değiştiriyoruz bu sene. Bunu değiştirir, biraz perakendeye yönelir. Full servisin dışına çıkar. Bir de ulusal markaları getirirseniz bir 10 sene önceki Ambaş'ı tekrar canlandırırsınız. Şu anda son yaklaşık bir yıldır yapmaya çalıştığımız bu. Yani 2018 Ocak ayındaki fuarda siz bunu biraz hissedeceksiniz. Fakat yine beyefendinin sorusuna şeyi söyledim. Burada şu en önemlisi sebat etmek ve yatırıma devam etmek. Neden? Şimdi dediniz ki çok firma artık katılmıyor. Evet katılmıyor. Neden? Adamın güveni kırılmış. Bizim sektörümüzdeki en büyük sıkıntı, problem güveni tekrar geri kazanmaktır. Adam 3 sene 4 sene arka arkaya katılmış. Söylenen iş gücü taahhütler yerine getirilmemiş. Ve adam demiş ki kardeşim geldim gördüm şu kadar da para harcadım. El cepte çıktım gittim bir şey de yaptım. Zamanımı acıyım paramı acıyım demiş. Yalnızca bölgedeki otellere hizmet veren bir fuar şekline dönüşmüş. Ve döneminde biliyorsunuz özel hükümeti oraları açtıktan sonra otelde büyük bir patlama yaşandı. Yani Kundu bölgesi oluştu. Şu anda bölgede 2800 tane otel var. Bunların 800 tanesi 5 yıldızlı. Yani neticede Ambaş'ın yurt dışı ziyaretçi veya yurt dışı katılımcı için herhangi bir yatırım ihtiyacı da olmamış. Niye olsun ki? Gelen katılımcı, yani gıda sektörü temsilcisi Ambaş'a geliş sebebi belliymiş. Ben işte Türkiye'deki CNR fuarına şundan dolayı katılıyorum, Almanya'da Anugay'a katılıyorum bundan dolayı. Ha, Ambaş'a da bütçenin %15'ini vereyim. Neden? Antalya bölgesinde oteller var. Benim ciromumda %15'ini Antalya'daki bölgesindeki otellere sağlıyorum. Orayı da pas geçmeyeyim ama Anugay'a ve işte Siyal'e katılayım, İstanbul'da da falanca fuara katılayım, burayı da pas geçmeyeyim. Adam Antalya'ya gelirken beni beklemiyor zaten. Beni Irak'tan, İran'dan, Suriye'den falan filan getireceğim bir beklentisi de olmamış yıllarca. Otellere malımı vereyim, zaten fuarda ucuz. Millet 500 euro fuar satıyor, biz 100 euro satamıyoruz.
Yani adamın beklentisi de değilmiş. Dolayısıyla Hanfaş o dönemde o ya da bu sebeplerden dolayı ihtiyacı olmaması, o zamanki yönetimin uzun süreçte bakmaması vesaire 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 o yatırımı yapmamış. Bundan dolayı da 4 senedir bu fuar düşüşteydi. Biz ilk sene bu sene bu tarihte tekrar yukarıdayız. %30 yukarıdayız bakın. Geçen sene 30 Ekim rakamıyla bu seneki 30 Ekim'de %30 yukarıdayız. Ekranda şu anda dolu yerleri görüyorsunuz ve kırmızılarla yurt dışı pavyonları. İlk kez bu kadar pavyon uzak yurt dışından. O katılımcı grup, yani şimdi şey, Ali ile konuştuk, Ali Bey'le gittik konuştuk. Evet. Döndük Bayır'la, Mustafa Satıcı ile konuştuk. Ondan sonra sektörün temsilcileri var, halicileri var, işte komisyoncular var. Bunların hepsiyle konuştuk. Onların beklentisi, yani yaş sektörü lojistik kısmının beklentisi, bunun benim yurt dışından gelecek alıcı kitlem, gıdanın, yani bizim şu an hali hazırda yapmış olduğumuz gıdadan farklı bir kitledir derler. Ve onlar kurutulmuş yaş sebze meyve, yaş sebze meyve, kurutulmuş sebze meyve ve donmuşla lojistiği bir arada olmasını isterler. Bunun içinde de tamamen daha endüstriyel, işte otellere yönelik, hali hazırda ihracata yönelik ürünlerin olduğu bir fuar olarak konumlandırırlar. Sektör kendini böyle konumlandırıyor. Biz nihayetinde taşeron organizatörüz. Katılımcı soruyoruz. Ey katılımcı ne istiyorsun? O diyor ki bana bunu istiyor. İhracatçı birliği bu işin arkasında olacak mısın? Olacağım. Nasıl yapalım abi? Böyle yap. Peki. Bu tarafa dönüyorum diğerine soruyorum. Bu sektörde sen ne istiyorsun? İşte bunu istiyorum. Şimdi bizim fuarımızda, standart bir fuarda geçen ay bir şey yaptık, çalışma yaptık. Evvelisi yani 3 ay evvel çalışma yaptık. Bunu da başbakanlığa sunduk. Bu destekler için. Oraya konuya gireceğim. Çünkü destekler var dediniz ya. Standart bir fuar yılda 660 kalem iş yapıyor. Hakkaniyetli bir fuar yapacaksanız siz ziyaretçi çalışması, yurt dışı, ziyaretçi çalışması, yurt dışı, bunların satıcıları, alım heyetleri falan filan dediğinizde sıraladığınızda 12 aylık bir süreçte bitirdiğiniz günden açana kadar organizasyondu falan filan her şey dahil 660 kalem iş çıktı. Yaptığımız muazzam iş. Tamamen itmiş. Geleceğim desteklere. Şimdi durumları yaptık. Başbakanlar ve ekonomi bakanlar sunumlar yaptık desteği alabilmek için. Şu anda ekonomi bakanlığının bakış açısı büyümüş 4 tane koşan fuarlara destek vermek. Yalnızca geçen sene başladılar yurt içindeki fuarlara desteği. Ona kadar yurt içindeki fuarlara ekonomi bakanlığı destek vermiyordu. KOSGEB'in destekleri vardı. Yurt içinde de yalnızca tekrar altını çizekliyorum 21 tane fuarı belirlediler. 21 fuarda zaten dört başı mağrur hani dört nala koşan fuarlar. Hepsi büyük fuarlar. Bunların yaklaşık %80'inin de organizatörü ne yazık ki yabancı. Antalya'da tek bir fuar destek veriyor. UBM'i GrowTech'ine veriyor. İngiliz firması GrowTech yapıyor. GrowTech 25 kilometre kare açıyor. 150 Euro'dan satıyor. Adam zaten bilmem ne kadar parayı bulmuş. Siz hesaplayın. 25 kilometre kare 150 Euro'dan. Çarpın. Sponsor gelirleri hariç. Adama kalkıp 150 bin dolar daha eşlik veriyor. Yurt dışı tanıtım için. Ha, fuarda emekliyor, yürüyecek işte o 3 yıllık süreçte koşacak. Önce bir emekleyecek bu. Ayağa kalkacak, yürüyecek sonra koşacak. Birader gel teşvik ver. Aa. Yok ya, ben geçen sene hiç gitmediysem 30-40 kere gittim ya. Fatih Bey'le de görüştüm, fuarlar daire başkanıyla görüştüm. Ekonomi Bakanlığı'na sunum yaptık. Kriterler belli. İşte diyor, fuar katılımcısının, söyleyeyim ben size kriterleri, %15'i net yabancı olacak diyor. Ya ben bunun %15'i zaten net yabancı yaptıysam net teşviğe falan ihtiyacım yok. Fuar kendi koşar zaten. Önemli olan 2-3 sene onu oturtmak. Ya da diyor, yurt dışından gelen ziyaretçilerin %15'i yabancı olacak. Kapı sayacakları da denetim kurum tablosu yapılmış olacak. Yani 1000 tane ziyaretçim var, 10.000 tane ziyaretçim varsa 1500'ü yabancı olacak diyor. Ben 1500 tane, 10.000 ziyaretçi fuarı, 1500 tane de ziyaretçi yurt dışından getirmişsen teşvik meşvik vermesinler bana ya. Ben onu yaparım Allah'a şükür. Hala çalışılıyor Ekonomi Bakanlığı'nda. Düzeltmeler yapılacak. İnşallah umuyoruz. Yurt dışına verdikleri benzer teşvikleri yurt içine verirler. Çünkü yurt dışında şu anda %50 ile 85 arasında teşvik ediliyor. Urge projesiyle falan da siz bunu desteklediğinizde adam buradan Japonya'ya gidiyor geliyor fuara katılıyor cebinden 1000 dolar harcamıyor. Evet. Şimdi adam bana geliyor fuara katılıyor 50 metrekare yer alsa 100 liradan alsa hesap ortada. Yemesi içmesi standı dediğinizde adam 50 bin liralık oluyor. O da eder 10 bin dolar. Bir şey sorabilir miyim Murat'cığım burada? Yani sektör hala çok sıkıntılı. Bu biraz önce sevgili dostumuzun söylediği gibi dondurulmuş gıdayı vesaire de kapsayacak şekilde
genişletilse fuar alan yeterli olur mu? Ya, tabii ki alan yeterli olur. Yani alan bir de alkatı var. Biz de gerekirse çadır kurarız. Yani tamam, alanda sıkıntı yok. Ben hani bilgilenmek için sordum. Evet. Peki. Başka katkı veya soru? Ama tüm sorular çok doğru, çok iyi analiz edilmiş, tamamen içinden bulmuş sorular. Hepsinde de hakkımız var. Doğrusunuz. İşte bir kısmı bizim elimizde değil, Ankara'nın elinde. Bir kısmı bizim elimizde, bir kısmı katılımcıların elinde. Ama düzeltilmesi gereken, üstüne çalışılması gereken, eğer hani bu baştaki rakama koşuyoruz ya, o baştaki rakama koşulması için hep yapılması gereken şeyler. Ya o kadar kanayan bir yere ki inanamazsınız yani. Evet, çok değerli konuşmacılara katkıları için teşekkür ediyoruz. Ali Bey, Murat Bey'e çok teşekkürler. Ticaret borsasına ve başlılarla ilgili organizasyona teşekkür ediyoruz. Anfaş'ın sunduğu yeni arayışlar sona erdi.